İyi Teminat Gönen YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Balıkesir Gönen'e bağlı Gönen ilçe merkezine 13 km uzaklıkta çınar ağaçlarının gölgesinin altında cephe 1250 metrekare arsamızın çekimini yapmak için geldik. Şu an gördüğünüz üzere bereket fışkıran bir toprak üzerindeyiz. Burada bir dere var. Derenin yanında akan bir çeşme var yani yaşını şu an bilmiyorum ama belki asırlık çınarlar var burada. İçinde de küçük yeşil ördekler yüzüyor suyun. Şu an arsamızın içerisine girmiş bulunmaktayım. Zeminin çok 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 sağlam olduğu bir bölge. Bir hobi bahçesinin yanındaki bir arsa burası. Yanında da hobi bahçesinde cevizler olmuş. 1250 metrekarenin üzerine doğru uzanıyor zaten şu an. Burası köyün içinde olan bir yer. Yanında sağında solunda evler var. Hobi bahçesi var. Yanından dere geçiyor. Yolda hemen altında. Asırlık çınarların altındayız. Çok güzel bir gölge oluşturmuşlar buraya. Gönene yakın mesafedeyiz. Bandırmaya da 33 kilometre. Plaja 17 kilometre uzaklıktayız. Köyümüz büyük baş hayvancılık ve küçük baş hayvancılıkla geçimini sağlanmakta. 2822 dekarda tarım alanı bulunmaktadır. Sulak bir bölgedir burası. Her türlü tarım ürününü rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Buralarda kanola, ayçiçeği fazla sayıda ekilmektedir. Domates, biber, patlıcan ekimi yapılmaktadır. Köyün altyapısı mevcuttur. Köyde düğün salonu, muhtarlık, kahvehane mevcuttur. Gönen ilçe merkezine servisleri mevcuttur. Gönen'in tam ova kısmında yer almamakla beraber ova ile bayırın eteğinde bulunan bir köydür. O yüzden hava dar, nemden uzak bir iklime sahiptir burası. Basık bir havası yok yani buranın. Köyümüzün halkı yörüktür. Yardımsever, işinin ehli, tarımla, hayvancılıkla uğraşan balık kesinin öz yörük halkının bulunduğu, insanların çok sıcak kanlı olduğu, misafirperver olduğu bir köydür. Büyük şehirlerde yaşıyor insanlarımız. Büyük şehrin yorucu iş hayatından, beton yığınlarından, misafirperver olmamasından, kapınızı açtığınızda yüzünüze gülümseyecek bir insan olmamasından sıkılıp bunalan. Bütün büyük şehirde yaşayan insanlar şimdi böyle doğal ortamlara göç ediyorlar. İlk önce köylerden şehirlere göç yaşandı bu ülkede. Şimdi de beton yığınlarından sıkılan bu insanlarımız köylere doğru akın ediyorlar ve ben eminim ki Türkiye genelinde de zaten köylerimiz daha da gelişecek. Doğa bilinci de şu an okullarda olsun sosyal hayatta olsun verilen eğitimlerle birlikte doğa bilinci de bence eskiye nazaran biraz daha gelişiyor. Artık insanlarımız biraz daha yeşili korumaya, yeşile bütünleşmeye çalışıyorlar. Hemen araziden çıktım. Yanında çok güzel bir köy evi var. Kırmızı tuğladan gördünüz. Sığıma da baya bir villa kondurmuşlar. Siz de beton yığınlarından sıkılmış, kendinize özgürlük alanı tanımak istiyorsanız yaz aylarında ya da devamlı olarak bir köyde yaşayayım, kendi yiyeceğimi, kendi sebze bir meyvemi kendim yetiştireyim istiyorsanız sizleri Balıkkesir Gönen'de bu güzel arsamızda bekliyoruz. Derenin kenarında çok güzel öğle yemekleri, akşam yemekleri ailenizle birlikte yiyebilirsiniz inşaat sürecinde de köy evlerinizde yapım sürecinde de Yiğit Emlak her zaman sizin yanınızda. İnşaatınızı, bahçe bakımınızı, arazi, hafriyat, yol çalışmalarınızı ya da eski köy evlerinizi yenileme çalışmalarınızı sizlerle birlikte sürdürmekte ve takip etmekteyiz. Ayrıntılı bilgi için bize iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Fiyat bilgisi açıklamalar kısmında ve başlıkta bulunmaktadır. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.